Hocam sonsuza kadar yaşamak sıkıcı olmaz mı? Alihan Öztürk. Sen cennete bir ayak at, havaları oplarsın. Nerenin sıkılmaz. Hazreti Adem'in tek korkusu vardı, cennetin bitmesi. Onun için gitti yasak meyveyi yedi. Sıkılsa öyle bir şey olur mu? Bayağı mutluydu cennette. Sen nasıl sıkılırsın? Bütün sevdiklerin orada. Her şey orada. Hiçbir zorlanacağım şey yok. Ve sıkıntı hissi yok. Acı hissi yok. Ama yani cennette mümin mutlu olacak şekilde, sonsuza kadar mutlu olacak şekilde yaratılmış. Ve bu hayatı içinde hiçbir mümin sıkılmamış. Yani bak sonsuz yaşamış müminler bitmiş zaten. Yaşamış da ve bu sonsuzluk içinde hiçbir mümin sıkılmamış. Böyle bir vaka yok yani. Hepsi mutlu yaşamış. Yani biz denemeyeceğiz. Yani acaba hani mutlu olacak mıyız denemeyeceğiz. Çünkü yaşadık bitti. Ve biz hep Allah'tan razı olduk. Allah soruyor zaten bize. Benden razı mısınız? Biz razıyız diyoruz. Ben de sizden razıyım diyor. Yani bitmiş bu olay. Bak diyor ki Cenab-ı Allah Hud suresi 108'de mutlu olanlar da artık onlar cennettedirler. Rablerinin dilemesi dışında gökler ve yer sürüp gittikçe orada süresiz kalacaklardır. Bu kesintisi olmayan bir ihsandır. Orada ebedi olarak kalıcılardır. Oradan ayrılmak istemezler. Sıkılsa ister mi? Kalmak değil mi? Kalmak istemez sıkılsa. Ama bak oradan ayrılmak istemezler diyor Allah. Bayağı memnunlar. Bunu ne değerine söylüyor? Allah sonsuz hayatımızın neticesi olarak söylüyor. Sonsuz yaşantıdaki neticeyi söylüyor Allah. Sonsuz yaşantı içinde çıkmak istemezler diyor. Yani belirli bir zaman için demiyor. Sonsuz hayat için diyor. İman edip salih amelde bulunanlar, firdevs cennetler onlar içindir, şeytanlar Allah'ın. Onların konaklama yeridir diyor. Orada ebedi kalıcılardırlar, oradan ayrılmak istemezler diyor. Orada ebedi kalıcıdırlar, oradan ayrılmak istemezler. Sen bir hani şöyle gel götüreyim desen bile gitmez.